Evet çocuklar, buradaki örneğimizde bir küt kaynakla ilgili 15 milimetrelik önden görünüşte bir levha ve 10 milimetrelik başka bir levha. Bunlar yan yana koyulmuş, arada küt kaynakla birleştirilmiş. Yukarıdan görünüşte derinlemesine 15 milimetrelik levhanın boyu 200 milimetre, aynı şekilde diğerinin boyu da 200 milimetreymiş. Dolayısıyla küt kaynağın boyu da bellidir, değil mi? Küt kaynağın boyu da 200 milimetre. Ney bu? Reelde çektiğimiz boy. Kalınlığı da bellidir. Kalınlığı neydi? Aslında 15'ten 10'a giden şöyle bir trapez şeyi, alanı var. Fakat biz ne alıyorduk? Minimumun kalınlığını alıyorduk. Kalınlığı da 10 milimetre. Demek ki 10 milimetre kalınlığında, 200 milimetre uzunluğunda bir kaynak var. Bu ne kadar bir yük taşıyabilir? Ebatları belli olduğuna göre, emniyet gelinmesi de belli olduğuna göre o da bellidir. Diyor ki, yandaki sistemin taşıyabileceği maksimum S kuvveti nedir? Röntgen kontrolü yapılmamış olduğunu varsayarsan, biliyorsun emniyet gelmesini daha küçük alıyorduk. Peki bu küt kaynak neye maruz çocuklar? Dikkat ederseniz direkt çekmeye maruz. Yani kayma falan değil. Örneğin şu önden görünüşte şu levha size doğru çekilseydi, bu levha bilgisayar ekranına doğru gitseydi mesela, bu durumda kaynakta kayma olduğunu söyleyecektik. Veya üstten görünüşte şu yönde bir ok, şu yönde bir ok ve bu yönde bir ok olsaydı, şöyle bir ok, böyle bir ok kuvvetleri olsaydı, o zaman burada kayma olduğunu söyleyecektik. Fakat şimdi üstten görünüşteki şu kuvvet yönlerine göre bellidir ki burada ne var? Çekme var. Veya önden görünüşteki şu kuvvet yönlerine göre bellidir ki burada çekme var. Peki ama her şeyden önce levha ne taşıyor, ona bir bakmamız lazım. Sigma emniyeti levhanın 1400 S bölü 20 çarpı 1. Bu yanlış yazılmış. Şu aşağı, şu ok burayı göstermiyor. Şunu gösteriyor olacak. Şu onu gösterecek bu ok. Şu yanlış ok çizmişler. Peki neden? Çünkü çocuklar, bunun kalınlığı 10'du. Yani şurada çekmeye uğrayan keside bakalım, minimum keside. Şu 15'ti, değil mi? 15 olan da daha çok yük taşıma kapasitesi var. Fakat sistem olarak minimum yük taşıma kapasitesini almam lazım. Yani 10 olanı almam lazım. Çekmeye uğrayan kesit ne burası? Onun kalınlığı ne? 10. Uzunluğu ne? 200. Yani 20 çarpı birlik şurada, şurası 20 santim, derinlemesine kalınlığı da 1 santim. Böyle bir keside ne geliyor? Çekme geliyor. O durumda bu çekme kuvvetinin böyle bir kesitte oluşturacağı gerilme kuvvet bölü alan. Buradan da çekme kuvveti 1400 alırsak emniyet gerilmesini 28 tonmuş. Demek ki bu levha tek başına ya da kendisi olsa böyle sadece 28 tonluk bir çekme taşıyacak. Şu levha kalınlığı 15 olduğu için daha fazla çekmek taşıyacak. Hatta yarısı kadar daha fazla çekme taşıyacak. Hemen onu da söyleyebiliriz. Yani o 38, 42'lik bir çekme taşıyacak. Şu levha 42'lik bir çekme taşıyacak. Fakat sistem olarak bu iki levhayı birlikte düşünürsek, sistem levhalar açısından 28'lik bir çekme taşır. Ama aynı zamanda sistem şu kaynağa da bağlı. Bakalım kaynak ne taşıyor? Kaynağın kalınlığı 10'du. Uzunluğu 200'dü ama bu reel pratikte çektiğimiz uzunluk. Ne yapacaktık? 1A buradan, 1A buradan. Yani şurada şu reel kaynak boyunun uçlarından şuradan A mesafesi, buradan A mesafesi
yokmuş gibi düşünerek içerideki kısmın tam çalıştığını düşünüyoruz. 200 eksi 2 çarpı 10'dan 180 milimetrelik 18 santimlik bir kısmının etkin olarak çalıştığını düşünüyoruz. Bu durumda kayma şeyimizde, buna kayma demiş, bu da yanlış olmuş. Bakın buraya çekme deyin. Çekme. Burada ne var çünkü? Kaynakta genelde hep kayma var. Onun için böyle notlarda kayma yazılmış. Bu kayma değil. Burada ne var? Çekme var. Bu çekme etkisi nedir? Çekme emniyet gelinmesinin yarısını alacaktık hatırlarsanız. 1100 bölü 2. Neden? Burada niye 1100 aldık? Röntgen kontrolü yapılmadığı için. Röntgen kontrolü yapılsaydı 1400 alacaktık. Niye yarısını aldık? Çekmeye uğrayan küt kaynak olduğu için. Değil mi? Az önce söylemiştik bunları. O zaman S kaynağın taşıyabileceği kuvvet bölü alan. Alan ne? 18 çarpı 1. Buradan kaynağın taşıyabileceği kuvvetin 9,9 ton olduğunu görüyorum. Yani sistem 28 ton taşımasına rağmen, ki hatta 15'lik levhaya göre 42 ton taşıyor. Ama sistem olarak 28 ton taşımasına rağmen kaynağımız, hadi 10 de, 10 ton taşıyor. Yani 18 ton boşa gitti. Neden? Çünkü küt kaynaklı bir birleşim yaptığım için. Küt kaynaklı bir birleşim yaptığım ve birleşim uzunluğunu, boyunu da yeterli diyelim almadığım için. Peki ne yapmam daha faydalı? Burada mesela ek bir levha olsa, şöyle şu kalınlıkta ek bir levha olsa ve boydan boya gitse. Bakın küt kaynakla köşe kaynağın farkı. Buraya araya bir ek levha koyduğum için şurada boydan boya 1, burada boydan boya 2, altta 3, burada 4 tane köşe kaynak çekebilirdim bu sisteme. Değil mi? Demek ki bu sistemde o zaman en iyi birleştirme yöntemi, eğer ek levhalar falan fazla kullanmayacaksam, bu şekilde köşe kaynaklı olabilir. Veya tabii burada kalınlık farkı da var, fakat şu kalınlığı burada ek bir levhayla tölere edip en üstte yine ek levha koyup, bu alta da ek levha koyup, yani iyice bir sandviç haline getirip bulonlayıp veya kaynaklayabilirdim. Bu sefer daha da sıkı bir sistem, birleştirme sistemi olurdu gibi. Ama basit bir birleştirme için eğer ekstrem bir sistemde değilse bu, sıkıntı yaratmayacak bir şeyse bu da kullanılabilir. Ama yük taşıma kapasitesini de doğru hesaplamak gerekir. Yani ancak bu sistem 9,9 ton taşır deriz. Peki yine bir köşe kaynak örneği var çocuklar. Bu köşe kaynak örneği de yine bir bayrak levhası. Burada bu sefer bakın az öncekinden farkı bir L köşebenti, korniyeri, L profili. Bu L profilinin özelliği ne? Bellidir ki şeklinden, şu kesit şekline bakalım. Ağırlık merkezi tam ortada değildir. Çünkü bu kafa tarafı daha ağır. O zaman ağırlık merkezi yukarıya doğru gelmiş. Demek ki şu kafaya daha yakın. Tam ortada olmayacak, ki öyleymiş. Bak neymiş? 1,97 bu taraftan, 5,03 bu taraftan şeyi varmış. Mesafesi varmış ağırlık merkezinin. Kafaya oldukça yakın. Niye? Çünkü burası da ağırlık var. Şurası zaten, sadece burası olsa dikdörtgen olacaktı. Ortası olacaktı falan. Dolayısıyla burada peki çizime de bakalım yine, bakın. Sadece ön görünüşte, buraya ön görünüş diyelim. Ön görünüşte sadece üstten bir çizgimiz var. Neresi? Şu başlık. Alttan bir çizgimiz var mı? Yok. Çünkü burada başlık yok. Ama az öncekinde neydi? Ön görünüşte hem üstten çizgimiz vardı, çünkü üst başlığımız var. Hem alttan çizgimiz vardı, çünkü alt başlığımız var. C'de de I'da da böyle bir yan görünüş olur. L'de ise böyle bir yan görünüş olur. Veya bakışına göre ön görünüş. Şimdi kuvvet böyle geldiği için biz buna ön görünüş diyelim. Nedir bu? Yine bir kafes sistemin, mesela az önceki gibi olsun. Kafes sistemin alt başlık şu bu. Statiğini çözmüşüz falan. S'sini bulmuşuz. Ona göre kaynağı bulacağız mesela.
Fakat bu sefer alt başlık çubuğunu C'den yapmamışız da sırt sırta vermiş. L kornierlerinden yapmışız. Ve köşede birleştirmek için de bunlara bayrak levhası arada kullanmışız. Diyor ki kaynaklı birleşimi teşkil ediniz. Kornierimiz 70'lik kornier. Bunun için kalınlığını ve yani eksantrisitesini ağırlık merkezinin uzaklığını diyelim aslında buna. Evet, E diyor tabloda. EX diyor mesela. EX diyelim. Vermiş. Pershing ya da Blom deliği söz konusu olmadığı için profil kesit alanında zayiat yoktur. Dolayısıyla profilin taşıyabileceği kuvveti bulalım. Ve bu kuvveti maksimum oranda aynı şekilde kullanarak kaynak boyutlarına hesaplayalım diyor. Profilin taşıyabileceği kuvvet çocuklar emniyet kelimesi 1400 olduğu için S bölü 2 çarpı 9.4. Ne? 2 tane 9.4'lük alan var. Buradan S'yi 26 ton civarında buluyorum taşıyabileceği kuvvet. Peki kaynak kalınlığını ne seçeyim? Aslında pratikte 4-5 binim falan seçmekle fayda var. Yine de şu formülasyona bakalım. 3 ile 0,7 T minimum. T minimum ne? Birleştirdiği elemanlardan bak şu kaynak neyi birleştiriyor? Şu bayrak levhasını. Kalınlığı ne? 10. Bir de neyi birleştiriyor? Şu kornieri. Kornierin kalınlığı ne? 7. 70-77 olduğundan anlıyorum. 7. Dolayısıyla minimum olan 7. Buradan 4 seçmişiz. 4.9'a kadar da hakkımız var. 4 seçmişiz. Peki kaymaya bakalım. Kaynaktaki kaymaya. Niye kayma? Çünkü düşünün S kuvvetiyle levha böyle çekiliyor. Kornier. Kornier böyle çekilirken şu kaynaklarda bir kaydırma etkisi oluşturuyor. Direkt kaynak hizasından bir çekme olsaydı o zaman direkt çekme oluşturacak. Ama bu öyle değil. Bu bir kaydırma etkisi. Genelde işte kayma etkisi oluşur. Kayma emniyeti 900'lü kaynak için. Şu taşımasını istediğimiz yük yani 26 tonu kaynak da komple taşısın ki taşıyabileceğimiz yük ziyan olmasın istiyoruz. Bunu da ilk derslerde bulonlarda falan anlatmıştık bu mantığı. İki tane kaynağımız var bir eleman için. Şu bir eleman için daha doğrusu bir sistem için diyelim. Şöyle diyelim çocuklar. Dört kaynağımız var da şöyle diyelim. Bakın onu şöyle anlatayım ben size. En başa dönelim burada. Şu L1 uzunluğu, şu L2 uzunluğu ise. Şimdi yazarak cevap verin. Ben bakacağım yazılara. Acaba sizce bunlar eşit mi olmalı? Eşit olmalıysa eşit yazın. L1 mi uzun olmalı? O zaman L1 yazın. L2 mi uzun olmalı? O zaman da L2 yazın. Acaba bu boylar eşit mi olmalı? Yoksa L1 mi uzun olmalı? Yoksa L2 mi uzun olmalı? Herkes bir cevap yazsın çocuklar. Şekli tekrar tutuyorum biraz burada. Bu L1 ve L2 kaynaklarında kaynak boyları eşit mi olmalı? Yoksa ki L1 mi uzun olmalı? L2 mi uzun olmalı? Bir örneğimizi de hatırlatayım size. Az önceki örneğimizde şöyleydi. Değil mi? Bunu anlatmıştık. Bu da şimdiki örneğimiz. Ha böyle. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bizim bu örnek 3'te kaç tane kaynağımız var hocam? 2 var arada değil mi? 4 tane bak. Öncelikle örnek 1'e gelelim. Bakın örnek 1'i az önce anlatmıştım ya. Örnek 1'de kaç tane kaynağımız vardı? Bakın. Önden görünüşü burası varsayarsam. 1, 2 kaynağım vardı. Fakat bu profilden levhanın öbür tarafında da var. Yani yandan görünüşte anlıyorum. Bak profilin bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Profilin bir tanesinde ne var? Üstte 1, altta 1. Yani şu. 1, 2. Öbür tarafında da ne var? 1, 2. Toplamda kaç kaynağım var? 4 tane kaynağım var. Burada ne farkı var? Burada da aynı. Burada profilin
üstünde ve altında 2, öbür profilde de yine üstte ve altta 2, toplamda 4 kaynağımız var. İki alınmıştı hocam, o yüzden sorayım dedim onu. İki Yok, endeks onu şimdi alınmış. açıklayacağım. 2 değil o. Bak L1 artı L2 yazıyor orada. Aslında onu açıklasaydım herkes cevabını da verecekti belki. Bak orada L1 artı L2 yazıyor. Görüyorsun. Neyse artık cevapları yazdınız değil mi? Daha yazmayın. Önce şunu bir hatırlayalım yine bak. Az önce aslında anlatmıştım. Az önceki örnekte anlatmıştım. Bakın. Bu örnekte demiştik ki şu kaynak boyu ile bu kaynak boyunun eşit olması gerekir. Çünkü kesit simetrik ve ağırlık merkezi tam ortada. Ağırlık merkezi ortada olduğu için ağırlık merkezine göre üst mesafe ve alt mesafe birbirine eşit. Dolayısıyla burada oluşan kuvvet şu mesafeyle çarpıldığında, şu mesafeyle çarpıldığında bir döndürme etkisi oluşturacak ki satibesinin tersi yönünde demiştik. Burada bu kaynakta oluşan kuvvetle şu mesafeyle çarpıldığında satibesi yönünde bir döndürme etkisi oluşturacak. Bu döndürme etkilerinin birbirine eşit olması lazım ki sistem stabil olsun. Sistem böyle yamuklaşmasın, dönmesin. Birbirine eşit olması için de mesafeler eşit olduğuna göre kuvvetlerin de eşit olması lazım. Kuvvetlerin eşit olması için de boylarının eşit olması lazım demiştik. Ama ne durumda? Simetrik ve ağırlık merkezi tam ortada olduğunda demiştik. Aslında neye bakmıştık? Statik momentlere bakmıştık. Şimdi buraya bakıyorum. Bu simetrik ve ortada değil. O zaman ağırlık merkezi nerede? Yukarıya doğru kaymış. Aynı mantığı düşünüyorum. Şu kuvvetin etkisiyle bu kaynakta oluşan bir kuvvet ve şu kaynakta oluşan bir kuvvet var. F1 diyelim. F1 kuvveti çarpı 1,97 mesafemiz o. Şu yönde saat ibresinin tersi yönünde sistemi döndürecek. Diğeri F2 diyelim. F2 kuvveti bu yöne doğru. F2 kuvveti çarpı 5,03 saat ibresi yönünde sistemi döndürecek. Bizim ne yapmamız lazım? Bu döndürme etkilerinin birbirine eşit tutmamız lazım. Dolayısıyla F1 çarpı 1,97 eşittir. F2 çarpı 5,03 demeliyim. Buradan demiştik ki kuvvet alan çarpı boydur kaynak için. Kalınlık çarpı boydur. Kalınlıklar eşit olduğuna göre ya da eşitse eğer ya da değilse neyse onu alacağız. Ki genelde eşit yapılır. Şu L1 boyuyla L2 boyu arasındaki ilişki ne olacak? 1,97 L1 eşittir. 5,03 L2 olması gerekir. Buradan da neyi söyleyebiliriz? L1'in daha uzun olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü kuvvet kolu daha kısa. Kuvvet kolu kısa olduğuna göre aynı momenti oluşturmak için kuvvetin yani L1 boyunun daha uzun olması gerekir. Demek ki L1 daha uzun olmalı. Böyle bir sistem gördüğümde ben kontrol ederken mesela şantiyede direkt bakıyorum mesela. Eğer boylar eşitse ki kalınlıklar da eşitse ki kalınlıklar genelde eşit olur demiştik. Bu sistemin yanlış olduğunu, yanlış kaynaklandığını söyleyebiliriz. Burada şu L levhasının yukarıya doğru, aşağıya doğru kaynaktan hareketi ve kaynağın yırtılmasına sebep olması söz konusu olabilir. Niye? Buradaki döndürme etkileri eşit değilse. Döndürme etkilerinin eşit olması için de belli ki L1'in mutlaka daha uzun olması lazım. Zaten hiçbir şey bilmeyen bir adam olarak da, bir vatandaş olarak da bakarsan burası daha böyle kafa burada ağır. Buraya o zaman daha uzun bir kaynak çekeyim. Burası daha az bak. Buraya daha kısa bir kaynak çekeyim dersin. Bu fiziksel aslında bir kuraldır. Ki onun matematiksel ispatını diyelim de burada söylemiş olduk. Peki, şimdi şu ikiden oluşmuştu olay. Demek ki kaynak kalınlığımız aynı A.
Olmayabilirdi ama genelde aynı olur, onu söyleyeyim. Soruda biz kaynak kanıtlarını farklı verdiysek veya farklı yapın dediysek o da olabilir. Uygulamada da bazen gerekirse olabilir ama genelde aynı tutmakta fayda da var. Kaynak kalınlığımız A olduğuna göre şu kaynağın alanı ne? A çarpı L1. Bu kaynağın alanı ne? A çarpı L2. Bir kornierin üstündeki, sadece bir kornier diyorum, üstündeki ve altındaki kaynakların toplamı ne? A çarpı L1 artı A çarpı L2. A'yı dışarıya koy. A parantez içinde L1 artı L2. Nerede? Bir kornierin üstündeki ve altındaki kaynakta. Aynısından öbür tarafta da var. O zaman onu 2 ile çarptık. Yani burada 2 adet olayı ne çocuklar? Kornier başına gelen çiftli kaynak olarak. İsterseniz yazın. 2 adet çiftli kaynak deyin. Çiftli kaynak anlamında burada 2 adet denmiş. Dolayısıyla şurada anlaşılıyor zaten. L1 artı L2, bak L1 artı L2'den bir tane daha var. Nerede var? Öbür tarafta. L1 artı L2. Yani dolayısıyla L1'den 2 tane, L2'den 2 tane, yani toplamda 4 tane kaynak vardır. Buradan hareketle gerilme ifadesinden bir L1 artı L2 bulurum. Bakın, gerilme ifadesinden bir L1 artı L2 buldum. Bir deneyde statik momentten L1 artı L2 bulacaktım. Onu aslında çok basit bir şekilde şöyle diyebiliriz çocuklar. İşte 1.97 L1 eşittir 5.03 L2. Ama biz şimdi aslını söyleyelim, yani onu da nereden geliyor. Birleşimin ağırlık merkezine göre kaynakların statik momenti eşit olmalıdır. Sistem x eksenine göre simetrik olmadığı için bu tahkik yapılmalıdır. Sistem şu x eksenine göre simetrik değil. Ama burada sistem şu x eksenine göre simetrik idi. Dolayısıyla burada o tahkiki yapmadık. Ama burada simetrik olmadığı için o tahkiki ve statik moment eşitliğini yapmak durumundayız. Dolayısıyla iki tane L1 çarpı A, A çarpı, sadece kaynakları çizdim burada bak. A çarpı L1 görüyorsun. Kaç tane var bunlar? İki tane. Öbür tarafta da var ya. Bu ikiler gidecek zaten. Yazmasam da olur. Tek yüz için, tek taraf için yazsam da olurdu. Çarpı 1.97 mesafesi, yani statik momentini alıyorum. Eşittir. Yine iki tane gidecek bu ikiler. Öbür tarafta da var diye yazdık. A çarpı L2, L2, A çarpı L2 çarpı 5.03. Buradan A'lar da gidecek, işte ikiler de gidecek falan derken diyor ki adet bayrak levhasının iki tarafındaki kornierlerde de kaynak olduğu için demiş. Az önce dediğimiz gibi L1 eşittir 5.03 bölü 1.97 L2 olur. Bu da ikinci denklem. Şu da birinci denklemdi. Dolayısıyla buradan L1 yerine, bu L1 yerine şunu yazarsam 5.03 bölü 1.97 L2 yazarsam burada artı L2 eşittir 36.56'dan tek bilinmeyen L2'yi bulurum. Buradan L2'yi ne bulmuş çocuklar? İşte 10.3 bulmuş. L1'i de 26.3 bulmuş. Demek ki iki katından fazla. Demek ki benim L1'imi burada soruda eşit gibi çizmiş de öyle olmayacak. L1'imi 26, şunu L2'imi de 10 milimetre boyunda çekmem gerekir çocuklar. Ama yine bir kontrolünü bak yapacağım. 15A ile 75A arasında olması gerekiyor diye. L'lere bakalım. Hem 263 için, yani şu L1 için, hem de 103 için bakalım. İkisi de sınırlar arasında olduğuna göre A6'ydı da, A4'tü değil mi? 4'tü. Bakayım 4'tü değil mi çocuklar? Orada 4 almış. 4 evet. 75 yaptı 4. 300 yaptı. Dolayısıyla sınırlarımıza uygundur diyoruz. Uygun olmasaydı ona göre kısaltacaktık. Mesela şunu kısaltmak zorunda kaldım. 300'ü geçti.
Ama bu durumda bu da değişecekti. Çünkü aralarında şu bağıntı var. Ona göre yeni boylar olacaktı ikisi içinde. Şimdi burada da başka bir örneğimiz var. Onu da az önceki örneğimize benzer bir örnek. Ha, çocuklar burada çocuklar şey bu örnek müfredat harici. Çünkü burada çok daha detaylı yaptık. Şu normalde olmaması gereken, yapmaya gerek olmayan bir şey yaptık. Şöyle açıklayayım ben bu örneği size. Bu örnekte çocuklar bakın aslında açıklama olarak önemli bir şey. Fiziksel olarak anlamanız açısından ama